Hiçbir şeyin artık eskisi gibi olmayacağı önemli bir kırılma noktasını yaşadığımız ve 2020 yılı ile başlayan süreçte çok dikkat çekici başka bir fenomene daha şahit olmaktayız. Dünyanın dönüş hızı artmaya başladı. Bu ne demek derseniz, birçok dengenin artık değişeceğinin göstergesi. Gün, ay, yıl, saat ölçümlerimizden tutun da aklınıza gelebilecek birçok radikal değişim, olumsuz koşullar artık göründüğünden daha da yakın. Dünyamızın değişim sistemine girdiği ve akıl almaz da derecede hayal ötesi gelişmelerin ve kırılmaların yaşanacağı önümüzdeki 10 yıllık süreçte başımıza daha neler geleceğini maalesef yaşayarak öğreneceğiz. Dünyanın hızındaki değişim şayet daha da hızlanırsa ve sınırdaki değerleri aşarsa bildiğiniz her şey alt üst olabilir. Tüm dengeler değişir. Gece gündüz süreleri değişir. Mevsimler değişir. Kutup kaymaları hızlanır. İklim çok sert şekilde değişir. Hatta bölgesel olarak solunabilir hava yok olmaya ya da azalmaya başlar. Yiyecek, içecek, aydınlatma, seyahat, sağlık, tüm alışık olduğumuz yaşamsal döngülere erişim gitgide daha da zorlaşır. Sanırım çok yanlış bir dönemde dünyaya geldik dostlar. Yeni verilere göre dünya artık sıra dışı bir biçimde daha hızlı dönüyor ve 2020'de insanlık kaydedilen en kısa günü yaşadı. Küresel zamanı kaydeden yetkililer bu değişimi hesaba katarak 24 saatten 1 saniye silip silmeyeceklerini tartışıyorlar. Bazı uzmanlar bu hamleyle zamanın geçişinin dünyanın dönüşüyle aynı düzleme çıkabileceğini düşünüyor. Uzmanlar daha önce negatif artık saniye ismi verilen bu eksiltmeyi hiç yapmadılar. Zira dünyanın hareketi sürekli yavaşlamış ve daha önce bu eksiltmeye hiç ihtiyaç duyulmamıştı. Üstelik uzmanlar atomik zamanı güneş saatiyle uyumlu kılmak için 1970'lerden bu yana toplamda 27 artık saniye eklemişti. Son artık saniye 2016'nın yılbaşı gecesinde eklenmişti. Bunun nedeni dünyanın dönüşünün onlarca yıldır 24 saatten biraz daha uzun sürmesiydi. Ancak uzmanlara göre gezegenin dönüşü artık çok daha kısa sürüyor. Güncel dünya saatinin takip edildiği internet sitesi timeanddate.com'dan Graham Jones bunu şöyle açıklıyor. 1973'ten bu yana en kısa gün dünyanın dönüşünün 1.0516 milisaniye daha kısa sürdüğünü 5 Temmuz 2005 tarihinde yaşamıştık. Ancak 2020'nin ortalarında dünya bu rekoru en az 28 kez kırdı. En kısa gün ise dünyanın dönüşünün 24 saatten 1.4602 milisaniye daha kısa sürdüğü 19 Temmuz oldu. Daily Mail'in aktardığına göre 19 Temmuz 2020 atomik saat kayıtlarının başlamasından bu yana görülen en kısa gün konumunda. İşte bu nedenlerle 2021 yılında da toplamda 19 milisaniye daha kısa süreceği söyleniyor. Yani bu yıl günler 24 saatten ortalama yarım saniye kısa sürebilir. Uzmanlar şimdi bu açığı kapatmak için eksiltme yapıp yapmayacaklarını tartışıyorlar. Ulusal Fizik Laboratuvarı'ndan üst düzey bir araştırmacı Peter Weberly konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede dünyanın şu anda son 50 yılda herhangi bir andan daha hızlı döndüğü kesinlikle doğru. Dünyanın dönüş hızı daha da artarsa negatif artık saniye uygulamasına ihtiyaç duymamız epey olası. Ancak bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini söylemek için henüz çok erken diyor. Allah yardımcımız olsun diyelim dostlar. Videolarıma gösterdiğiniz ilgi, abone olarak yorumlarınızla verdiğiniz ve vereceğiniz destekler için çok teşekkür ederim. Daha güzel yarınlar dileklerimle. Hoşça kalın.